Türkiyə və Suriyada keçən həftə baş vermiş zəlzələdən 10 gündən çox keçir. Artıq dağıntılar altında qalanların səsləri sükuta qərq olmaqdadır. Türkiyə zəlzələsində bu qədər evin uçmasının, belə böyük faciənin qarşısını almaq olardımı? Bu suallarla yanaşı, AKP hökumətindən həm də xilas etmə işlərinə ordunu niyə cəlb etmədiyi də soruşulur. Prezident Erdoğan onu tənqid edənləri çirkəb adlandırır və vətəndaşları birliyə və həmrəyliyə çağırır. Böyle bir dönəmdə hala basit, siyasi çıxar uğruna çirkəfçə hala burada olumsuz kampanyalar yürütməyi ben şu anda hazzedemiyorum. Ölkədə bu yaya seçkilər planlaşdırılır və belə bir vəziyyətdə Erdoğanın birlik və həmrəlik çağırışına qoşulanların nə qədər çox ola biləcəyini söyləmək çətindir. Londonda yaşayan Türkiyə üzrə təhlilçi Günay Yıldız bu vəziyyətin AKP üçün seçkilərdə nə demək olduğunu şərh edir. Türkiyədə hökumətin depreme müdahale ederken birkaç aşamada başarısız olduğu gözlendi geniş kesimler tarafından. Birincisi bu depremin olduğu bölgelerde hükümetin yani AK Parti'nin oy oranı aslında Türkiye ortalamasının üzerinde. Yani depremden etkilenen insanların önemli bir kısmı aslında hükümete AK Parti'ye oy veriyordu. Fakat buna rağmen hem daha önceden yapılan inşaatlara verilen izinlerdeki sorunlar, depreme dayanıklı olmayan inşaatlaşmanın çok yaygın olması, bunun yeterince önleminin geçmişte alınmaması üzerinden. İkinci olarak da bugün deprem olduktan sonraki müdahale hızı anlamında büyük sorunlar görüldü. Koordinasyonsuzluk eksikliği görüldü. Yani sahadaki gönüllüler, yabancı kurtarma ekipleri ya da sivil toplum kuruluşları, mağdurlar bunların her biri katıldıkları yayınlarda ya da sosyal medyada hükümetin, devletin başarısız olduğunu söylediler. Bunun hükümet üzerinde çok ciddi bir etkisi olacak. Bunun farkında olmalılar ki birincisi depreme karşı verdikleri en önemli tepkiler çok siyasi oldu. Yani mesela önce Twitter'ın yasaklanması, yavaşlatılması üzerine aldıkları karar ya da muhalif kurumların oradaki çalışmalarını baltalamaya ya da siyasi olarak onlara karşı çıkmaya yönelik hamleler hep hükümetin bu depremi kendi oy tabanı anlamı açısından ne anlama geldiği üzerinden okuduğunu gösteriyordu. Yani seçime etkisi. Ve bunun üzerine son zamanlarda hükümette geçmişte üst düzey görev yapmış ve bazı kişiler seçimlerin ertelenmesini tartışmaya başladılar. Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde hükümetin bu depremden seçim anlamında kötü etkileneceğini kendisinin de fark ettiğini görüyoruz. Halbuki bu depreme eğer sistemli, hızlı, başarılı bir müdahalede bulunmuş olsaydı bu seçilme ihtimalini çok çok yükseltirdi. Prezident Erdoğan xilas etmə işlərinə ordunu cəlb etmədiyi üçün tənqid olunur. Bunun səbəbi nədir? Niyə ordu bu işlərə gətirilmədi? Bunu içeriden bilmek çok kolay değil. Yani bu kararlar nasıl alındı, neden alındı ama şunlar genel olarak söylenebilir. Birincisi aslında Türkiye'deki depremle ilgilenen kurumların tespitleri, analizleri ve öngörüleri aslında önemli oranda gerçekçiydi. Nerede nasıl deprem olacağını biliyorlardı. Fakat depremin bu kadar yaygın 10 ili birden vuracağını düşünmemişlerdi muhtemelen. Ve bu ilk planlamalarında tek bir ilde yıkım olması durumunda bu afete müdahalenin nasıl yönlendirileceğini biliyorlardı ve bu planlamada da orduya çok büyük gereksinim yoktu. Yani ordu olmasa da yapılabilirdi. Fakat 10 ili birden vurunca depreme yardım etmesi gereken illeri de vurunca, yani planlamada deprem bir yerde olduğunda diğer illerden yardım geleceği düşünülüyordu. O diğer illerin hepsini birden vurunca bütün planlamalar aksadı muhtemelen ve bu noktada ordu dışında başka bir kurum kalmadı bu işe müdahale edebilecek. Fakat bunun planlaması tam yapılmamıştı muhtemelen. Bazı spekülasyonlar var, yani hükümetin ordunun kendi başına inisiyatif almasından çekindiği yönünde. Bunların tam gerçekçilik payını bilemiyoruz. Fakat özellikle 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra Türk ordusunun kendi başına planlama yapıp inisiyatif alma kapasitesi geçmişe göre çok düşük. Türkiye'ye xilas etme işlerinde yardım etmek için birçok ülkeden destek geldi. O cümleden düşmanı sayılan Yunanistan'la.
və Türkiyəyə sərhədləri bağlı olan Ermənistandan da yardım gəldi. Hətta Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan Ankaraya səfər etdi. Həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşdü. Onlar hətta Ani körpüsünün bərpası barədə razılığa gəldilər. Bu zəlzələ diplomatiyası Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini irəli aparmağa və beləliklə də bölgədə sülhə yardım edə bilərmi? Aslında burada bu sorunuzda Türkiye-Yunanistan yakınlaşmasına benzer bir dinamik işliyor. Ermenistan'la Türkiye arasında Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra bir süre sonra oluşmaya başlayan bir normalleşme süreci yaşanıyor. Bu normalleşme sürecinde zaten Ermenistan Dışişleri Bakanı ve Türk Dışişleri Bakanı 2021 yılında yani savaştan yaklaşık bir yıl sonra 2021 yılı aralığında bir araya gelmişlerdi. Ve Ermenistan koşulsuz olarak, ön koşulsuz olarak Türkiye ile diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi yolunda açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'den de bazı normalleştirme sinyalleri gelmişti. Fakat Türkiye ile Ermenistan bu konuda hala farklı dilleri konuşmaya devam ediyorlar. Yani Ermenistan ön koşulsuz bir şekilde normalleşmeden söz ederken Türkiye hala Türk-Ermeni ilişkilerinin yakınlaşmasını, Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin üzerine koşulluyor. Ve bugün bu deprem diplomasisi aynen zaten yakınlaşmakta olan, normalleşmekte olan ilişkilere bir katkıda bulunabilir. Fakat uzun vadede bunun gerçekten bir yakınlaşmaya yol açacağını çok düşünmüyorum. Çünkü deprem diplomasisi deniyor fakat toplumdaki Ermenistan tepkisi ya da diyelim ki Batı ülkelerine karşı, Yunanistan'a karşı tepki devam ediyor. Dünya bizi unutup, bu Suriyalıların feryadıdır. Türkiye ile müqayisede Suriye'ye giden yardımların sayı çok azdır. BBC müxbiri Quentin Somerville Suriyadan xəbər verir ki, BMT-nin yardım maşınları Suriyaya gəlməyə başlasa da, problem odur ki, üsyançı qruplar ölkənin şimal-qərbinin bir hissəsinə, məsələn, İdlibə nəzarət edir və bu, oraya yardım çatdırmağı çətinləşdirir. Burada yaşayan 1 milyon yarımdan artıq insan Bəşər Əsəd hökumətinə müxalifdir. Onlar çadırlarda və sığınacaqlarda yaşayır. Çoxu dəfələrlə qaçqın düşüb. Həyatları zəlzələdən əvvəl də ağır olub. Məlumatlara görə, Bəşər Əsəd BMT yardımları üçün daha geniş sərhəddə açacağını, ancaq üsyançıların yaşadığı ərazilərə yardımın getməsinə imkan verməyəcəyini deyib. Bu həftəyə bu qədər. Sağ olun.